Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Videolarımıza devam ediyoruz biyolojiden ve hemen soruyoruz. Hocam ne var bu videoda? Evet, yeni bir üniteye geçiyoruz artık. Taksonomi diyeceğiz. Yani canlıların sınıflandırılması ve canlıların adlandırılmasıyla başlayacağız. Yine uzun ders videolarına geçiş yapıyoruz. Sınıflandırma gözümüzü en başta korkutsa da soruların her yıl çok kolay geldiğini göreceğiz. Evet, önce bir sınıflandırma ne demek, sistematik ne demek, taksonomi ne demek, tanımla başlayalım. Arkasından ufak ufak ilerleyeceğiz. Sınıflandırma dediğimiz şey canlıların belirli özelliklerine göre gruplara ayrılmasıdır. Yani biz ne yapıyoruz mesela eğitimde? İşte eşit ağırlık sınıfı, sayısal sınıfı diye gruplandırmalar yapıyoruz. Veya kitaplarımızda ne yapıyoruz? İşte fonksiyonlar ünitesi, polinomlar ünitesi diye gruplandırmalar yapıyoruz. Sınıflandırıyoruz aslında onları. Taksonomi ne? Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kural ve kriterleri belirleyen, canlıların isimlendirilmesiyle uğraşan bilim dalı. Yani taksonomi bir bilim dalı iken sınıflandırma bir yöntem sadece. Ve sınıflandırma sistemi canlıların ait olduğu grup özelliğinden faydalanarak onların temel özelliklerini bilmemizi sağlıyor. Bilsek ne olacak hocam? Hani niye? Niyesi şu. Mesela bizim bir yıl öncesinde gündemimizde korona diye bir şey var mıydı? Yoktu. Ben bakteri ile virüsü birbirinden ayırt edemeseydim, ben RNA virüsü ne demek, DNA virüsü ne demek bilmiyor olsaydım, ben virüslerle nasıl mücadele edildiğini bilmiyor olsaydım, bugün hastalığa sebep olan herhangi bir mikroorganizmayı keşfedememiş, onun adını koyamamış, onunla mücadeleyi başlatamamış olurdum. Evet. Yani bu kadar önemli aslında. Tabii sınıflandırma yapılırken canlıların bilimsel isimleri kullanılıyor. Yani bir mikroorganizma geldi beni enfekte ettiyse onun bir ismi var aslında. Ve bu ismi kim koyuyor ona? O canlıyı keşfeden bilim insanları koyuyorlar ama koyarken de birazdan bahsedeceğiz. Kural kaide dairesinde isimlendirme yapacaklar. Sınıflandırma yapılırken bilimsel adlar kullanılacak ve bu şekilde herhangi bir karışıklık açığa çıkması engellenmiş olacak. Tarihte ilk sınıflandırmayı Yunanlı filozofumuz Aristo yapmış. Aristo harika bir insan. Hiç kendini yormamış. Önce şöyle bir bakmış adam uzaktan, demiş ki aa bunlar bitki, bunlar hayvan demiş. Mantarlar. Mantarlar ne yapacak şimdi? Mantara zaten çok uzun yıllar bitki demişler. Hmm. Çok uzun yıllar bitki demişler. O yüzden kaba taslak önce böyle bir sınıflandırma yapmış. Sonra demiş ki ya ben işte hayvanlara hayvan diyorum ama bunun uçanı var, kaçanı var, göçeni var. Ben birazcık daha derine ineyim demiş. İneğine bu kadar inmiş. Karada yaşayanlar, denizde yaşayanlar, havada yaşayanlar demiş. Daha sonra özellikle hayvanların bünyelerine dikkat etmeye başlamış. Yani iç dünyalarına dalmaya başlamış ve bazı canlıların yaşamını yitirdiğinde kırmızı kanının açığa çıktığını, bazılarında ise kırmızı kanın olmadığını görmüş. Yani vücut sıvısının olmadığını görmüş. Sonra demiş ki kanlı hayvanlar, kansız hayvanlar demiş. Böyle bir ayrım kansız yapmış. Kansız hayvanlar mı? Kansızdan kastımız şu aslında. Kan ne? Vücut sıvısı ise eğer kan, besin mineralin taşınmasını sağlayan şey ise, o şekilde kansız hayvandan ziyade şunu söylüyoruz. Hemoglobini olanı var, olmayanı var. Mesela böceğin hemoglobini yok ya. Yani vücut sıvısı var. O sıvının ismi biraz daha farklı bir sıvı. Anladım. Ama nihayetinde kansız ifadesini kullanmaktan ziyade pigmenti var, pigmenti yok diye bakmak daha sağlıklı günümüzde. Aristo ile birlikte birçok bilim insanı sınıflandırma çalışmaları yapmış. Bu çalışmalardan ilk olarak yapılan sınıflandırmaya biz yapay, yani ampirik sınıflandırma diyoruz. Günümüzde geçerli olmayan sınıflandırma bu. Yani en temelinden yapılan sınıflandırmalardan. Günümüzde geçerli olan, bizim şu anda müfredatta takip edeceğimiz sıralamanın açığa çıkmasına sebep olan sınıflandırma ise doğal. Yani bir diğer ismiyle filogenetik sınıflandırma olmuş olacak. Biz bu sınıflandırmaların ne anlama geldiğine, neye göre yapıldığını konuşacağız ve örnekler vereceğiz. Önce yapay, yani ampirik sınıflandırma ile başlayacağız. İlk sınıflandırma yöntemidir diyeceğiz. Canlıların renk, desen, yaşadıkları ortam, şekil yönünden benzerliklerine göre rastgele yapılan bir sınıflandırma. Yani şöyle düşünün. Benim yatıp kalktığım, uyuduğum yerde çok sevdiğim bir kedim var. Adam beni kediyle aynı ortamda görmüş, demiş ki siz aynı grupta yer alıyorsunuz. Halbuki günümüz sınıflandırması böyle bir şey söylemiyor. Daha kaba taslak, daha dış görünüşe, daha dış aleme yönelik bir sınıflandırma, gözleme dayalı olduğu için de olabildiğince hatay payı yüksek olan bir sınıflandırma örneği. Aristo canlıların sadece gördüğü özelliklerini kullanarak yapay sınıflandırmayı yapıyor. Yapay sınıflandırmada en çok baz alınan özelliklerden bir tanesi analog organlardır diyeceğiz. Nedir analog organ? Nasıl örneklendirilir? Buna bakacağız. Analog organ
embriyonik ve filogenetik kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Yani şunu söylüyoruz size. El ayak gibi değil aslında. Farklı canlıları düşüneceğiz burada. Yani şunun gibi. Mesela benim kolum kuşun kanadı diyecek. Baktığımızda embriyonik kökenleri farklı. Yani benim kemik yapımla, iskelet kas sistemimle kuşun kanadındaki iskelet kas sistemi birbiriyle aynı değil. Ama diyor ki işte benzer işlevler yapıyorsa ben buna bakarım diyor. Kökenine bakmam, görevine bakarım diyor. Analog organda görevdeşlik önemli. Kökendeşlik önemli değil. Popüler örneklerimizden bir tanesi. Yarasanın ve arının kanatlarını kıyaslayalım. Her ikisinin kanadı da uçmaya yardımcı olur mu? Evet. Evet. Adam sadece buna bakmış. İkisi de uçuyor demiş ya, tartışmaya gerek yok demiş. Ama biz dönüp baktığımızda yarasanın iskelet kas sistemiyle arının iskelet kas sistemi veya sineğin iskelet kas sistemi aynı değil. Doğal olarak yarasanın memeli olduğunu şu anda günümüzde söylüyoruz. Arılar ise omurgalı bile değil. Omurgasız hayvanlar grubunda. Bahsedilen özelliğe baktığımızda görevleri aynı, kökenleri farklı olan organlara analog organ diyoruz arkadaşlar. Doğal sınıflandırmaya bakalım. Yani filogenetik sınıflandırmaya. Yani günümüzde geçerli olan sınıflandırmaya. Canlılarda doku ve organların köken bağlantılarına bakılıyor burada. Kökenleri ortak mı? Ve doğal sınıflandırmadaki tüm terimler Latince olarak isimlendiriliyor. Neden? Bilim dili. Bilim dili. Niye bilim dili Latince? Ortak bir dil kullanılmazsa eğer herkese farklı şeyler verecek. Evet. Yani Felis Domesticus dediğimde ben de evcil kediyi anlıyorum. Bir Fransız'da, bir İngiliz'de. Çünkü şu anda Latince herhangi bir ülkede doğrudan yazışma dili olarak veya doğrudan ana dili olarak kullanılmıyor. Haliyle bizde nasıl ki her sene TDK şu birleşik yazılır, bu ayrı yazılır, bu böyle. Değişimi açık değil. Aynen öyle. Latince değişmiyor. Değişmediğinden demişler ki ana bir dil bulalım. Hiçbir yerde değişmesin. Her yerde aynı kişi, aynı ifade, aynı anlamda anlaşılsın demişler. Biz filogenetik sınıflandırma yaparken bazı özellikleri dikkate alacağız. Bunları madde madde sıralayacağız ve bu kısımdan bizim karşımıza bolca soru gelecek arkadaşlar. Neye bakacağız? Canlıların anatomik benzerliklerine bakacağız. Yani sistemsel yapılarına, doku benzerliklerine, organ benzerliklerine, her birine ayrı ayrı bakacağız. Fizyolojik benzerliklere bakacağız. Biz akrabayız. Kiminle? İşte maymunlarla akrabayız diyoruz ya. Onların sistemleriyle bizim sistemlerimiz arasında ciddi bir yakınlık var. Embriyonik gelişim benzerliğine bakacağız. Şu yani. İç döllenme, iç gelişme. Dış döllenme, dış gelişme. 9 ay 10 gün dünyaya gelme süren, bunlara bakacağız. Akrabalık derecelerimize bakacağız. Yani birbirimizle ortak atamız var mı? Buna göre bir sınıflandırma yapmış olacağız. Protein yapılarımıza ve protein benzerliklerimize bakıp bu şekilde benzerlik miktarımız fazlaysa akraba diye nitelendireceğiz. DNA nükleotit dizilim benzerliklerine bakacağız ve buna uygun olarak filogenetik sınıflandırmayı, yani doğal sınıflandırmayı gerçekleştirmiş olacağız. Ampirik sınıflandırmada analog organ dikkate alınıyordu. Filogenetik sınıflandırmada ise arkadaşlar homolog organ bizim işimize yarayacak. Nedir homolog organ? Tanım ve örnekli soru karşımıza gelecek. Diyeceğiz ki kökenleri aynı, görevleri aynı veya farklı olan organlardır. Kimi baz alıyorum burada? Kökenini baz alıyorum. Köken aynı olsun da görevi ne olursa olsun diyorum. Diğerinde nasıldı? Köken farklı olabilir ama görev kesinlikle aynı olacak diyorduk. Evet, homolog organlar ile canlılarda simetri özellikleri, iskelet, sindirim sistemi, vücut üyeleri, üreme sistemleri ve benzer vücut bölümleri de karşılaştırılır. Örneğin biz tam bir simetri gösteririz. Yani vücudumuz ortadan ikiye ayrıldığında sağ ve sol diye ortadan eşit ikiye ayrılabilir. Ama deniz yıldızında böyle bir durum söz konusu değildir. Planarya'da böyle bir durum söz konusudur mesela. Buna göre canlıları sınıflandırmışlar. Örneğin demiş, balinanın yüzgeci, kuşun kanadı. Hemen şu kısım üzerinde duralım. Bakın, balina bir memeli grup. Kuş da memeli. Köken olarak bunların kökenleri aynı. Kuş memeli mi? Yok, kuş memeli değil de hayvanlar aleminde. Niye memeli diye kabul ettim orada. Kuş memeli değil. Balinanın yüzgeci, kuşun kanadı. Balinanın yüzgeci, balinanın yüzmesini sağlarken kuşun kanadı onun uçmasını sağlıyor. Şimdi görevleri aynı mı? Hayır. Doğrudan aynı değil. Biri yüzme, biri uçma. Ama kökenlerine baktığımızda akrabalıkları var. Nereden akrabalıkları var? Kas ve kemik yapılarına baktığımızda bir akrabalık durumu söz konusu. O yüzden bizim için homolog organ diye adlandırılmış olacak.
Memelilerin ön üyeleri benzer anatomik ve fizyolojik özelliklere sahip olup iskeletin aynı elemanlarından oluşmuştur. Bu nedenle memelilerin ön üyeleri birbirinin homoloğudur. Örneğin benim elim kolumla atın ayağı birbirinin homoloğudur. Çünkü köken olarak aynı. Tamam, benim ellerim beni yürütmez ama nihayetinde görevleri aynı olmak zorunda değildi. Tabi doğal sınıflandırma yapılırken bu bahsettiğimiz özelliklerin tamamı baz alınacak ama bunun dışında fosillerden de yararlanılacak. Çünkü fosillerin üzerinde yapılan araştırmalar, özellikle doku ve DNA analizleri, kim kiminle hangi ölçüde akraba, bize bunun verilerini vermiş olacak. Yapay sınıflandırma ve doğal sınıflandırmanın kıyaslama soruları bol bol karşımıza gelir. Homolog organla analog organın görevleri ve bununla birlikte örnekleri karşımıza gelir. Yapay sınıflandırmada canlının dış görünüşüne baktım, yaşadıkları ortama baktım. Doğal sınıflandırmada ise tüm iç ve dış özelliklerine birlikte baktım. Daha bütüncül bir bakış açım var. Yapay sınıflandırmada analog organı esas aldım. Doğal sınıflandırmada homolog organı esas aldım. Yapay sınıflandırmada nitel gözlemler yaptım. Ama doğal sınıflandırmaya baktığında daha nicel. Yani burada daha reel bir ifade söz konusuyken burada birazcık daha soyut ifadeler söz konusu. Yapay sınıflandırmada temel bir birim yok ama burada tür kavramından bahsedeceğiz. Yapay sınıflandırmada adlandırma yapılmamış. Karada yaşayanlar, suda yaşayanlar vesaire denilmiş ama özel bir isim verilmemiş. Doğal sınıflandırmada birazdan bahsedeceğiz. İkili adlandırma, yani bir diğer ismiyle binominal adlandırma yapılarak canlıların birbiriyle karıştırılma ihtimali ortadan kaldırılmış. Ve çok enteresandır, sınıflandırma yapılırken bilim insanları o kadar akıllı ki hiçbir şekilde kromozom sayısını dikkate almamışlar. Çünkü hiç farklı, çok farklı bireylerde evet, bunun olduğunu görmüşler. Evet, istisna bir sürü durumun olduğu belli. O yüzden kromozom sayısı sınıflandırmada asla dikkate alınamaz arkadaşlar. İlk doğal sınıflandırmayı kim yapmış? İlk doğal sınıflandırmayı John Ray yapmış. Ve ilk kez adam tür kavramından bahsetmiş. Ve bununla birlikte bitkileri ilk defa tek çenekli ve çift çenekli diye gruplandırmış. Bu da harika bir buluş. Tohum eğer tek bir parçadan oluşuyorsa tek çeneklidir demiş. Eğer çift bir yapıdan, nohut gibi, badem gibi, fasulye gibi çift bir yapıdan oluşuyorsa çift tohumlu demiş. Doğal sınıflandırmada ayrıca protein benzerliği, mesela bazı canlılarda larval dönemdeki benzerlik, azotlu boşaltım ürünlerinin benzerliği, amonyak mı, üre mi, ürik asit mi, bunlara bakılmış, iskelet yapısına ve vücut boşluğuna bakılmış, bu şekilde bir sınıflandırma açığa konulmuş. Evet, günümüz sistematiğine yakın, yani şu an derslerde işlediğimiz veya biyoloji ana bilimlerinde işlenen sınıflandırmaya yakın sınıflandırmayı da Linne yapmış. Yani günümüz sınıflandırmasına en yakın son sınıflandırmalardan bir tanesini, en modern halini Linne ortaya koymuş. Linne yapmış olduğu sınıflandırmada da doğal düzeni diye, doğanın düzeni diye bir kitap açığa çıkarmış, bir kitap oluşturmuş ve burada iki tane temel görüşten bahsetmiş. Bu arada 2020 sınavı mıydı? Bizim en son girdiğimiz TYT 2019-2020 TYT sınavında Linne'nin yapmış olduğu sınıflandırma 2020. Evet, tarihlerle hiç aram yok. Sınava girmeyeceğimizden dolayı biz çok rahatsız arkadaşlar. Yani son yılın bu pandemi sürecinden sonraki girdiğimiz sınavda TYT'de Linne'nin yapmış olduğu sınıflandırma üzerine soru geldi. Yani aslında şunu demek istiyoruz. Başlardaki konular böyle biraz hikaye gibi geliyor. Sanki konunun daha zor kısmından hep soru gelirmiş gibi geliyor. Ama gerçekten baktığımızda ÖSYM şöyle geliyor, kulağının ucundan konuyu tutuyor, soru olarak karşımıza çıkartıyor. Ve Linne yapmış olduğu bu sınıflandırmada kitabından, bu işte Doğanın Düzeni adlı kitabında iki temel görüşten bahsediyordu ya. Bu görüşlerden birisinde her canlının İki kelimeden oluşan bir adının olduğunu söylüyor. Ve canlılar gittikçe daha çok türü kapsayan hiyerarşik gruplar halinde sınıflandırılır diyor. Ne diyor? Daha da açacağız birazdan. Linne çalışmasında doğal sınıflandırmayı yaparken alem kavramından bahsetmiş ve alemi sınıfa, sınıfı takıma, takımı cinslere, cinsleri türlere kadar ayırıp tür kavramına kadar iniş yapmış. Yani canlıları hiyerarşik olarak bir sıralamaya sokmuş ve bir düzen tertip etmiş. Peki tür dediğimiz şey ne? ÖSYM burayı da çok seviyor. Buradan da karşımıza çok güzel sorular getiriyor. Yine Türkiye geneli sınavlarda arkadaşlar harika sorular geliyor bu kısımla ilgili. İki canlının
X ve Y canlısının aynı türden olabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bunlardan birincisi X ve Y canlısının ortak bir atadan gelmesi lazım. Bütün herkes, bütün canlılar ortak atalardan gelmemiş mi? Ortak atalardan mı, ortak bir atadan mı? Şimdi ata dediğimiz hangi kademe oluyor, ona takılıyor. Yani şöyle hani mesela deniliyor ya şu anda bir sürü farklı görüş içerisinde. Mesela biz maymunlarla ortak atadan gelmişiz. Ama mesela biz bitkilerle ortak atadan gelmemişiz. Bitkilerle. Tüm canlılardan bahsediyoruz peki, ya. Peki kedi maymunlarla ortak atadan gelmiş mi? Kedi mesela kedigiller grubunda aslan, kaplan gibi canlı gruplarıyla kökenleri ortak. Anladım. Yok benim takıldığım olay çok da çok detaya inersek evrimde tek bir hücreden oluşmuş ya her şey. Onu demek istiyorum. Eğer evrimde çünkü anlatıyoruz biyoloji videolarında. Eğer evrime dayandırırsak herkes zaten ortak oldu. O tek hücreden ortaya ama çıkmış. Ama evrimleşme sürecinde işte o varyasyonların meydana gelmesi ve farklı genlerin aktifleşmesi, yeni özelliklerin kazandırılması farklı ataları meydana son getirmiş. Son kazanımlarda farklı atalarla. Tamam. O yüzden ortak bir ata dediğimiz yapıdan meydana gelmesi lazım. Biz XY diye iki canlı türünü ya da iki canlıyı kıyaslamış oluyoruz burada. Yapı ve görev bakımından birbiriyle benzerlik göstersin diyor. Yani hani bir yerde sürünen öbürü uçan da bir şey olmasın. Biraz birbirine yapı görev bakımından benzesin. Daha da önemli görevlerinden bir tanesi veya özelliklerinden bir tanesi X ile Y eğer aynı türden ise kendi aralarında çiftleşebilmelidir. Farklı cinslerinden bahsediyor tabii ki. Yani cinsiyetlerinden erkek ve dişisinin kendi aralarında çiftleşebilmesi lazım diyor. Okey, X ve Y çiftleşti. Bu da yetmez diyor tür olabilmesi için. Yavrularının dünyaya gelmesi lazım diyor. Tamam, yavruları da dünyaya geldi. Bu da yetmez diyor Linne. Verimli yavru. Verimli yavru. Yani X ile Y'nin aynı türden olabilmesi için torunlarının dünyaya gelmesi lazım diyor. Yani kısır olmayan yavru bireylerin oluşması lazım ki ben ona tür diyeyim diyor. Mesela bazen şöyle bir soru geliyor karşımıza. Diyor ki iki canlının tür olarak sayılabilmesi, kabul edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi tek başına yeterlidir diyor. Bunların hepsini de veriyor bize. Hepsi doğru. Tek başına yeterli olan ne? Verimli döllerin oluşması. Çünkü verimli döl oluşmuşsa bu şartların hepsini zaten sağlanmıştır. ÖSYM soru olarak karşımıza getirdi arkadaşlar. Hani basit örneklerdir ama bir kez daha hatırlıyorum. Katır bir tür değildir mesela. Ya daha doğrusu şöyle. At ile eşek çiftleşiyor. Çok benziyor. Olabildiğince benziyor ama yavru da dünyaya getirmesine rağmen at ile eşek aynı türden değil. Veya kurt köpeği. Kurt ile köpeğin çiftleşmesi sonucu dünyaya gelen bir yavru en başta enteresandır, verimli döl oluşturabiliyor. En başta verimli döl oluşturabilmesine rağmen belli bir süreden sonra hemen kısırlaşıyor. Öyle yine mi? De bir, evet, mesela belli bir süreye kadar döl verebilmesine rağmen asla aynı tür değildir diyoruz. Çünkü sağlıklı verimli döllerin açığa çıkarılması başka bir ifade. Benzer türleri bir araya getireceğiz şimdi. Benzer türleri bir araya getirdiğimizde cinsleri oluşturacağız. Nedir cins dediğimiz şey? Birbirine benzeyen ve ortak birçok özelliği olan türler topluluğudur. Cins isimleri tek kelime olmak zorundadır. Birazdan örneğini de konuşacağız. Bir kelime olacak ki ben ona cins diyebileyim. Benzer cinsler bir araya gelip neyi oluşturacak? Familyayı, yani aileyi. Ortak özellikleri aynı olan yakın cinslerin bir araya gelmesiyle oluşur. Benzer aileler bir araya gelecek ve kimi oluşturacak? Takımı oluşturacak. Benzer takımlar sınıfı. Benzer sınıflar zamanla şubeleri, şubeler ise bir araya gelerek kimi oluşturacak? Alemleri. Alemler sistematik sınıflandırmada en üst basamaktır ve en çok canlının bulunduğu yerdir. Yine karşıma bol bol sorunun geleceği bir kısımdayız arkadaşlar. Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem sıralamasını bizim kodlamamız gerekiyor. Kesinlikle ezberimizde burasının olması lazım. Hatta 9. sınıftayken bunu bize nasıl öğretirlerdi? Türkiye Cumhuriyeti A Milli Takımı sahada şut attı, 8 şut attı. Artık nasıl derseniz. Bir şekilde kodlayın, sıralamasını bilin de nasıl bilirseniz bilin. Ne sorulur bana? Türden aleme doğru gidildikçe neler değişir? Alemden türe doğru geldikçe neler değişir? Bu tarafla başlayalım. Türden aleme doğru gidiyorum. Bir kere birey sayım ne yapıyor sürekli artar. Olarak? Artıyor. Birey sayısının artması otomatik olarak çeşitliliği de arttırır. Buna bağlı olarak ortak gen sayım azalır. Ortak gen, evet. Çünkü çeşitlilik fazlaysa ortak gen azdır. Toplam gen sayısı deseydi artardı. Değil mi? Ama ortak gen azalır. Buna bağlı olarak protein benzerliği azalır. Akrabalık azalır. Mesela çoğaltsın istediği kadar fizyolojik benzerlik, anatomik benzerlik, embriyonik gelişim benzerliği hepsi azalır. Benzerlikler genellikle azalır diyelim. Alemden
türe doğru gelmek istiyorum. Akrabalık artar. Protein benzerliği arttı. Ortak gen sayısı arttı. Çeşitlilik azaldı. Birey sayısı azalır diyebileceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir basit örneklendirme yapalım ve birlikte bakalım. Hayvanlar aleminde omurgalılar şubesi var. Bir de omurgasızlar şubesi var. Omurgalılar şubesinde memeliler sınıfı var. Memeliler sınıfının dışında kuşlar var, balıklar var, iki yaşamlılar var. Bunun alt grubunda etçil takımı var. Etçil takımı, otçul takımı, hepçil takımı diye bir sürü farklı dallara ayrılıyor. Etçiller de kendi alt grubu olarak kedigiller ailesi, köpekgiller ailesi, ayıgiller ailesi diye ayrılmış. O zaman kedi, köpek, ayıgiller hepsi aynı aileden. Evet, aynı aileden olmuş. Aynı takımdan olmuş oluyor. Farklı ailelerden olmuş oluyor. Kedigiller, kedi ve panter diye iki farklı cinse ayrılmış. Örneğin sokak kedisi ve cüce leopar bir kedi örneği iken panter pars olarak ifade edilmiş. Bunlar da bizim neyimiz olmuş oldu bu arada? Türümüz olmuş oldu. Mesela evcil köpek bir tür. Cinsi kim? Köpek. Ailesi kim? Köpekgiller. Köpek. Kutup ayısı benim için bir tür. Evet. Bunun cinsi ayı. Evet. Ailesine baktığımda ayıgiller. O zaman kutup ayısıyla sokak kedisinin takımı aynı sadece. Hmm. Sınıfı aynı, şubesi aynı, alem aynı. Yani şunu söyleyeyim size. Bununla ilgili güzel soru gelir karşıma. Der ki bana, X ve Y canlısının aynı takımda olduğunu biliyoruz. Buna göre der. X ve Y kesinlikle aynı cinstir. Yanlış. X ve Y kesinlikle aynı türdür. Yanlış. X ve Y kesinlikle aynı ailede yer alır. Yanlış. Aslında şöyle bir kodlama yapıyorum soruyu çözerken. Aynı takımda mı dedi? Hı hı. Aynı takımın alt gruplarında bir arada bulunmak zorunda değiller. Ama aynı takımın üst gruplarında bir arada bulunmak zorundalar. Yani şunun gibi. Biz sizinle karşılıklı bir dairede oturuyoruz. Hı hı. Ben sizinle aynı apartmandayım. Aynı mahalledeyim, hı hı. aynı ilçedeyim, aynı ildeyim, aynı ülkedeyim. Ama evet. aynı odada değilim. Evet. Dar alanlarda ortak bulunmak zorunda değiliz. Ama üst kısımlarda birlikte bulunacağız. Bu kısımla ilgili özellikle bu tarz sorular karşımıza gelecek arkadaşlar. Tabii dedik ki Linne türlerin adlandırılmasından bahsetti. Özellikle Latince isimlendirmeden bahsetti. Latince biz türlerimize isim vereceğiz ve kurallar dairesinde bunu söyleyeceğiz. İlk kural şu. İki kelimem olacak. Biraz şey gibi, oyun gibi. İki kelime. İki kelimem olacak. Her zaman ilk kelime büyük harflerle başlayacak. Geri kalan kelimelerin tamamı küçük harfle yazılacak. Bir tane büyük harfim var, ilk kelime. Ve ilk kelime bizim için her zaman cins adını verecek. İkinci kelime küçük harfle başlar ve türün tanımlayıcı adıdır. Birinci kelime cins adı, ikinci kelime tanımlayıcı. Bizdeki sıfat var ya hocam. Sıfat gibi aynı görev yapıyor. Yani niteliyor aslında. Devam edelim. İki kelimeye birlikte biz tür ismi diyeceğiz. Yani sana bir türün ismi soruluyorsa en az kaç kelimeye ihtiyacın var? İki kelimeye ihtiyacın var. Tür adı italik olarak yazılır. Ayrışsın diye diğerinden. Evet. Yani birazdan farklı bir örneğini de göstereceğiz ama normalde kural gereği her zaman italik yazılır. Cins adlarının aynı olması, iki tane canlıdan bahsediyorum. Cins adları aynıysa bunlar birbiriyle yakın akrabadır. Tamamlayıcı isminin aynı olmasının bizim için hiçbir önemi yoktur. Felis tigris demiş. Kaplanı ifade ediyormuş. Hı hı. İlk kelime, ilk harf daha doğrusu. İlk harfin büyük, geri kalanın hepsi küçük bir. Birinci kelime her zaman cins, ikinci kelime ise tamamlayıcı ad. İki kelime bir araya geldiğinde bir tür adı açığa çıkmış oluyor. Felis Leo demiş. Cins tamamlayıcı aslanı meydana getirmiş. Bu canlı ile bu canlı birbirinin akrabası mıdır diye sorulursa bakacağım kelime ilk harfler. İlk harfler, ilk kelimeler birbirinin aynısıysa bunlar akraba. Bunlar akraba olmasına rağmen bununla bu kesinlikle aynı tür değil. Peki Felis Leo kiminle aynı türdür? Bilmem ne Leo ile. Sadece Felis Leo ile. Ha başka Leo yok mu? Hayır. Ya başka Leo'nun olmasının benim için bir önemi yok. Ha Felis'in de tutması lazım. Tabii yani şöyle aslan bir türdür. Anladım. Ve aslan sadece diğer bir aslanla aynı türdür. Başka bir şeyle aynı tür değil. Anladım. Bir örnek üzerinden konuşalım bunu. Bakın. Felis domesticus. Evcil kedi demek. Hı hı. Burası benim için cins. Burası benim için tanımlayıcı sıfat görevi görüyor. Bu evcil demek. Bu da kedigiller demek. Hı hı. Evcil kedi. Bu sıfat. Bu da sanki isimmiş gibi. P
Pinus nigra demiş. Neymiş adı? Karaçam. Karaçam. Bu da Pinus alba, akçam. Bununla bu akraba. Hı hı. Bir de ben şöyle bir örnek yazayım buraya. Morulus alba. Hadi bakalım. Beyaz marul demek. Bunun ikinci ismiyle bunun ikinci ismi aynı. Aynı. Ama evet. Bu bununla aynı tür değil. Hatta daha acayip bir şey söyleyeyim. Aynı cins de değil. Hatta bu bununla akraba da değil. Ne onun marulus alba ne? Morulus alba ak dut. Beyaz dut demek. Ha. Yani sadece sıfatlar ortak. Ama niye alba ortak hocam? Beyaz. Beyaz. Beyazın karşılığı o. Yapacak Doğru. bir şey yok. Yani Doğru. şunun gibi düşünün. Kırmızı şişeyle kırmızı kalem. Bunlar birbiriyle aynı diyebilir miyiz biz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Yani mesela biz ne yapıyoruz? Evimizin bir sürü yerinde farklı farklı metaller var. Mesela kaşık çatal bizim için bir metal. Çekmecenin ikinci gözünde durur veya birinci gözünde durur genellikle. Şimdi ben desem ki o zaman benim banyomdaki bilmem neredeki metalde kaşık çatal diyebilir miyim? Diyemem. Yapısına bakıp ya da ismine bakıp. O zaman dikkat edeceğimiz husus şu. İki canlı akraba mı diye bakmak istiyorsam birinci kelimelere. Bu bununla akraba. Hı-hı. Nereden akraba? Cins yönünden akraba. Hı-hı. Burada şöyle düşünebiliriz. Mesela biz tabii Türkiye'de birazcık daha farklı isimlendirme kullanıyoruz ama ben diyorum işte benim adım Nebahat Avcı diyorum. Önce adımı sonra soy ismimi yazıyorum ama mesela Almanya'ya gitmiş olsaydım. Hı-hı. Ben dededen Almancı biriyim bu arada. Önce ne var? Soy isim. Sonra ne var? Öyle isim. Mi? Tabii. Orada her zaman öyledir. Mesela Avrupa'da genellikle işte valizlerin üzerinde bu çok olur. Havalimanlarında görürüz böyle. Yok doğru. Mesela birbirlerini tanıtırken soyadıyla tanıtırlar ama Mösyavcı. Ad soyad yazarken ad soyad yazıyorlar. Evet, ama hitap esnasında da aslında hep ne vardır? Olur. Soyad vardır. Ve biz genelde mesela işte sınıfa girdiğimizde iki tane öğrencimizin soy ismi aynıysa akraba mısınız diyoruz. Burada da aynı şekilde düşünelim. Sadece yerleri farklı. İkisinin ilk kelimesi cinsimiz aynı diyormuş. Evet. İkimizin ilk kelimesi aynıysa bu bununla akraba. Ama bunun türüyle bunun türü kesinlikle aynı değil. Pinus nigra ancak ve ancak Pinus nigra ile aynı türdür diyeceğiz. Şöyle bakalım mı buna? Burada kaç farklı tür vardır? Şu benim yazdığım örnekle de birlikte. Sizin yazdığınız örnekle birlikte Felis bir tür olarak tür. Mı? Kaç tür farklı olarak tür var? 1, 2, Hatta bir şey 3, daha 4, yazayım 5, ben. 6 tür var. Anlamamış mıyım? Yok anlamışsınız gayet. Öyle bir hı dediniz ki ben artık kendimden şüphe ettim. Onaylama şeklinde aslında hı dedim. Morulus albam var bir de mesela şöyle olsun. Sadece bir de morulusum olsun. Hatta morulus albayı sileyim ben. Burada yeterince örnek var. Sadece bir morulus kelimesi bu kalsın değildir, burada. Bu cinstir. Harikasınız. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane türüm mü var? Evet. Güzel. Peki burada kaç farklı cins vardır diye sorsaydım? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane evet. dedim. Değil mi? Kim kiminle yakın akraba? Yakın akraba. Hı-hı. Pinuslar akraba. Bir dakika akraba. Akraba. Cins olarak tamam. Pinuslar, Populuslar başka yok. Pinus alba ile Pinus nigra kendi arasında Hı-hı. akraba. Populus alba ile Populus stromila kendi arasında akraba. Bunun şu anda herhangi bir akrabası var mı? Yok. Peki Pinus alba ile Populus alba akrabadır derse? Yok, bu zaten yakından alakalı. Hiç alakası yok. Sadece sıfatları aynı, nitelendiren Hı-hı. kelimeler ayrı. Onun dışında herhangi bir akrabalık ilişkisi yoktur diyeceğim. Böyle sorular gelecek karşımıza. Çözeriz hocam. Çözeriz yani. Evet, aralarındaki ortak özellikler en fazla ve en az olan canlılar. Aşağıdaki filogenetik sınıflandırma basamaklarından hangisinde doğru olarak verilmiştir? Önce en fazlayı seçeceğim, sonra en azı seçeceğim. En fazla ise hocam Hı-hı. aileye kadar tür, cins, tür. Yani en tür, fazla tür, en az Türkiye alem. Cumhuriyeti futbol evet. takımı sahada şut attı. Birbirine en yakın olan akraba tür. En az olan akraba ya da en uzak olan alem. O zaman E şıkkı doğrudur dedik. Evet, amoeba proteus dediğimiz bir amip türümüz varmış. Yukarıda diyor bir amip türünün sınıflandırmadaki adı verilmiştir. Buna göre. Cins tür. Aynen. Onu soracak. Cins tür mü? Bir daha bakın. Cins. Tamamlayıcı isim. Tamamı tür. Tamamı tür, aynen. Yani eğer şöyle bir şey söyleseydi, üç deseydi tamamı tür olurdu. Doğru. Tek başına bir kelime tür olmamış olacak. O zaman birinci cins adıdır. Doğru mu? Ha birincisi mi? Birincisi cins adı doğru. Evet. İkincisi tanımlayıcı addır. Doğru. Başka bir amip türü olan Amoeba aureus ile aynı cinste yer alırlar doğru. diyor. Doğru. O zaman her üçünü de doğru olarak kabul ettim. Aşağıda belirtilen
organ çiftlerinden hangilerinin görevi ve kökeni ortaktır diyor. Hem kökenine hem de görevine bakıyorum. Bir kere yarasayla sinek aynı grup arasında yer almıyor. Değil mi? Kökenleri ortak değil. Aynen. Eledim. Görevleri aynı ama. Kediyle fareye bakabiliriz birazdan. İnsanın kolu balinanın, buna da bakabiliriz. Kertenkele, serçe. Biri kuş, birisi sürüngen. Bunu da elerim. Fok, insan diyor. Buna da bakmak zorundayım. O zaman bunların kökenleri aynı. Şimdi görevlerine bakalım. Kedinin ayağı yürümeye yardımcı. Farenin ayağı da yürümeye yardımcıysa bu olabilir diyorum. Şuna bakalım. İnsanın kolları balinanın ön yüzgeci. Aynı görevi üstleniyor. Yüzme, biri tutma. Fokun arka üyeleriyle insanın ayakları diyor. Yok, bir, gene biri yüzme, biri yürüme. O zaman B şıkkı dedim ve bitirdik. Zordu. Aslında zor da değil de hep sürekli o taksonomi mi diyoruz ona? Onu akılda tutmak gerekiyor. Evet. Sürekli olarak dikkat etmek lazım. Çünkü birbirine tür, cins deyince birbirine çok yakın kelimeler. Ya aslında şöyle, tek düze bir anlatım yapsak konu akar gider. Çok önemli değil. Ama hani kafa karıştıracak soruları biliyoruz ya birazcık. Yok, daha. Şöyle sorulur, böyle sorulur dediğimizde aslında biraz düşündüğümüzden dolayı karıştırdık mı acaba diyoruz. Ama konu tekrarı yaptığımızda evet buymuş demek ki diyeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Sevgili arkadaşlar, videolarımız gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoyu izlemek için abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.